Gençler selamlar. Bu videomuzda Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabı çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi sayfalarda kaldık? 136 ve 137. sayfalar. İlk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle soruya bakacak olursak demiş ki bize 30 ve 48 sayılarından her ikisini de tam olarak bölebilen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlarım. Bunu hesaplayabilmek adına şunu yapacağız. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, tek tek hepsini düşünmeyeceğiz. 30 ve 48'i düşünelim. 30 ve 48'in önce EBOB'unu bulacağız. Şimdi iki sayıyı da ortak bölen en büyük sayıyı bulabilmek adına 30 dediğimiz sayı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Ve 48 dediğimiz sayı da 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'dir. Şimdi ikisine de ortak olan asal çarpanlar 2 ve 3 arkadaşlarım. 5 yok. O halde diyorum ki bunlardan küçük kuvvetli olanları kabul edeceğim. Yani burada 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 1'i, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 1'den de 3 üzeri 1'i kabul edeceğiz. O halde arkadaşlarım 2 kere 3'ten 6 benim EBOB'ummuş. Şimdi 6 sayısı bizim EBOB'umuzsa EBOB'a bölünebilen sayılar da sevgili arkadaşlarım bu sayıların ortak birer bölenidir. Yani 1, 2, 3 ve 6 ortak bölenler olacak. İşte bunların toplamı sorulmuş. Eğer ki bunları toplarsak 1 artı 2 artı 3 6 yapar. 6 daha 12 yapar. Demek ki birinci sorumuzun cevabı D şıkkındaymış diyebiliriz. Geçtim 2'ye. M 15'ten büyük bir doğal sayı olmak üzere. Bakın M'nin 15'ten büyük olduğunu bize söylemiş. Buna göre M'nin alabileceği en küçük değer diye sorulmuş. Bakın öncelikle burada M sayısını elde edebilmek için şuraya ben A diyeyim. A ile 12'yi çarpmış yani 12A. 12 çarpı A artı 10, 5 demiş. Daha sonrasında bir de şurada M'yi elde edecek olursak buraya B diyelim. 15 ile B'yi çarpmış ve üzerine 5 eklemiş dedik. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada M'nin 15'ten büyük olması gerektiğini biliyoruz ya. O halde sevgili arkadaşlarım burada A ve B'yi daha küçük sayılar seçmemiz gerekiyor. Fakat şöyle de bir durum var. Bakın ikisi de M olduğu için 12A artı 5 eşittir 15b artı 5 diyebiliriz. Her iki taraftaki 5'leri sadeleştirirseniz 12a eşittir 15b yapacaktır. Burada sevgili arkadaşlar 12 ve 15'i sadeleştirme yöntemiyle 3'e böldüm 4a, 3'e böldüm 5b diyebiliriz. Artık rahatlıkla en küçük olacak şekilde a'yı 5, b'yi 4 seçebiliriz. Şimdi a'yı 5 veya 4, b'yi 4 bulduk ya istediğimizi istediğimiz yere yazabiliriz. Mesela a'yı 5 bulmuştuk. Yerine yazalım. 5 kere 12 60 artı 5'ten cevap 65 olur. Veyahut B'yi 4 bulmuştun. 4 kere 15 60 artı 5'ten cevap yine karşına 65 olarak çıkacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğiydi. Üçüncü sorumuz. 20, 48, 60 sayılarının en küçük ortak katı en büyük ortak bölerinden kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi hemen 20 sayısını 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 biçimde yazdım. 48 sayısı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'dir. Ve 60 sayısı da 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Şimdi en küçük ortak katını bulabilmek için bu sayıların ortak asal çarpanlarının büyük olan kuvvetlerini seçeceğiz. Mesela 2'lere bakıyorsunuz arkadaşlarım. Burada 2 üzeri 4 var büyük olan. 3'lere bakalım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1. Burada 3 üzeri 0 var üst tarafta. Dolayısıyla 3 üzeri 1'i kabul ettim. 5 üzeri 1, 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 0'dan da 5 üzeri 1'i kabul edeceğim. İşte bunların çarpımı bize ekoku verir. 3 kere 5 15 yapar. 15 ile de 2 üzeri 4'ü 16'yı çarparsanız burası 240 gelecektir arkadaşlarım. Bu bize ekoku verdi. EBOB'u bulmak için ise bakın şunları sildim. Mavilikleri silelim. Şimdi EBOB'u bulacağım. EBOB'u bulmak için de en küçüklerini seçeceğim. 2'nin karesi 2 üzeri 4. 2'nin karesinden 2'nin karesini seçeceğim. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 0'dan tabii ki 3 üzeri 0'ı seçeceğim. Dolayısıyla 3'ü seçmiyorum. 5 üzeri 1, 5 üzeri 1, 5 üzeri 0'dan da tabii ki yine 5'i seçmiyorum. O halde EBOB'umuz kaçmış? Bakın burada görüldüğü üzere 2'nin karesinden 4'müş. Bu da EBOB arkadaşlar. Ekok EBOB'dan kaç fazladır diye sorulmuştu. Çıkarırsanız doğru cevabı 236 bulursunuz. O halde cevabımız E seçeneği de verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 4. soruyla. Aşağıdaki asal çarpan algoritmasında her harf bir doğal sayıyı göstermekte. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Bakın burada 7'ye bölünmüş ve 7'ye bölündükten sonra burası 1 olmuş. Demek ki G sayısı arkadaşlarım 7'nin ta kendisiymiş. Bu cepte siyahla değil de maviyle gösterelim.
Şimdi burası 7. Bakın G değişmemiş. Yani burası hala 7. Burada H harfini 5'e böldüğü takdirde 1 gelmiş. Yani H 5'miş arkadaşlarım. Daha sonrasında bakın burada ikisi de değişmiş. 5'e bölünce 5 gelmiş. Yani burası 25'miş. 5'e bölünce 7 gelmiş. Burası o zaman 35'tir. 3'e bölünce 35 gelmiş. Yani burası 105'miş arkadaşlar. 3'e bölünce 25 gelmemiş. Çünkü burası değişmemiş. Yani burası hala 25'miş. 2'ye bölündüğü takdirde bakın değişmemiş. Yani burası 105'miş. Ve burası da 2'ye bölündüğü takdirde 25 gelmiş. Yani burası 50. 2'ye bölündüğünde 105 gelmiş ve değişmiş. Bakın o zaman burası 210. 2'ye bölündüğünde değişmiş. Burası da 100. A ile B'nin toplamı sorulmuştu. 210 ile 100'ün toplamı bize 310'u verecektir. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır sevgili gençler. Geçtim 5'e. 60, 80 ve 100 sayılarına bölünebilen en küçük doğal sayı acaba kaçtır diye sorulmuş bize. 60, 80 ve 100 sayılarına bölünebilen en küçük doğal sayı sevgili arkadaşlarım. Şöyle diyeceğiz. Bunun ekokunu soruyor yani. Ortak katını soruyor. O halde 60, 80 ve 100'ü şu şekilde yazdım. 60 dediğimiz sayı aslına bakarsanız 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. 80 denilen sayı 2 üzeri 4 ile 5 üzeri 1'in çarpımıdır. 100 dediğimiz sayı da 2'nin karesiyle 5'in karesinin çarpımıdır. Şimdi ben en küçük ortak katı bulmak için ortak olan asal çarpanların kuvvetlerinin büyüklerini seçeceğim. Mesela ikilere bakıyorsunuz en büyük kuvvet 2 üzeri 4. 3 üzeri 1, 3 üzeri 0, 3 üzeri 0'dan 3 üzeri 1'i seçtim. 5 üzeri 1, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2'den 5 üzeri 2 seçtim. Bu sarıyla işaret ettiklerimi çarpacağım, cevabı bulacağım. Şimdi 5'in karesi 25 yapacaktır. Çarpı 2 üzeri 4, 16 ve 3 üzeri 1 de 3 yapacaktır. Buradan sevgili arkadaşlarım 16 ile 3'ü çarptığınız 48. 48 çarpı 25 bize cevabı verecek. Bu da 1200'ün ta kendisidir. O halde cevabımız da tabii ki B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet, devam ediyorum 6. sorumla. 36 ve 60 sayılarının ortak katı olan kaç tane 3 basamaklı pozitif doğal sayı vardır diye sorulmuş bize. Öncelikle 36 ve 60 sayıları için 36 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 2'dir. Ve 60 dediğimiz sayı da 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir arkadaşlar. Pekala. Ekoku nasıl buluyorduk? Ortak olan asal çarpanların kuvvetlerinin büyük olanlarını seçiyorduk. Mesela 2'nin karesi ve 2'nin karesinden 2'nin karesini seçerim. 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 1'den 3'ün karesini seçerim. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 0'dan 5 üzeri 1'i seçerim. Bu işaretlediklerimi çarparsak ekok ortaya çıkacaktır. Zaten şunların çarpımı 36 idi. Ben bunu 5 ile çarparsam 180 gelir. 180 sayısını en küçük asalla çarpacaksınız. 360 da ortak bir kattır. Yine 180 sayısını en küçük sevgili arkadaşlarım ikinci asalla çarptınız. 3 ile çarptınız. 540 geldi. 180'i bakın illa asalla çarpmaya gerek yok. 4 ile çarparsanız 720 gelir. Ve 5 ile çarparsanız 900 gelir. İşte arkadaşlarım 900'den sonra artık ben bunu 5 ile çarparsam 1200 pardon özür dilerim. 1080 geleceği için. 5 ile çarpıldığı zaman bakalım ne gelecek. 4 ile çarptım, 7, 5 ile çarptım, 900, 6 ile çarptığım zaman 1080 geleceği için 3 basamaklı yapmaz. O halde toplam 5 tane vardır diyeceğim. Doğru cevabım da C seçeneği olacaktı. 137. sayfamdaki 7. soruma geçiyorum. M ve N aralarında asal 2 sayı olmak üzere M çarpı N'ye kaçmış? 72. Ekok MN ile Ebok MN'nin toplamı soruluyor bize. Şimdi arkadaşlarım M ve N aralarında asalsa tabii ki aralarında asal iki sayının ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. Yani zaten bana M ile N'nin çarpımını 72 verdiği için o halde ekokları da 72'dir diyeceğim. Bakın şurası kaçmış? 72. Aralarında asal iki sayının ebokları ise 1'dir. O halde 72 artı 1 bize sonucu verir. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum 8. soruyla. P pozitif tam sayısı için P bölü 3, P bölü 8 ve P bölü 15'in toplamı bir tam sayı olduğuna göre P'nin en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlarım burada P sayısı demek ki 3'e, 8'e ve 15'e tam bölünebiliyormuş. O halde 3'e, 8'e ve 15'e bölünebilen, tam bölünebilen en küçük sayıyı bulabilmek için ben bu sayıların tabii ki ekokunu bulmam gerekiyor. 3, 8 ve 15'in ekokunu bulalım. 3, 8 ve 15. Bakın arkadaşlar 3 sayısı zaten 3 üzeri 1'dir. 8 sayısı 2'nin küpüdür. Ve 15 sayısı da 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Bunların ekokunu bulmak için buradaki asal çarpanlarından kuvveti büyük olanı seçeceğim. Yani 2'nin küpünü 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 1'den 3 üzeri 1'i, 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 0'lardan da 5 üzeri 1'i seçeceğim. Bu işaretlediklerimi çarparsanız ekoku bulursunuz. 3 çarpı 8 çarpı 5 yapar. 5 kere 8, 40. 3 ile çarparsanız 120 gelir. İşte arkadaşlarım bu sayıların ekoku 120'ymiş.
Yani P'nin burada 120 olması gerekiyor. Ki böylelikle mesela 123'e böldüğünüz 40, 120'yi 8'e böldüğünüz 15, 120'yi 15'e böldüğünüz 8 toplamları da bize bir tam sayı verir. Yani cevabımız 8. sorumuzun cevabı A seçeneği olacakmış. 9. sorudayız. Aşağıda A ve B doğal sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi verilmiş arkadaşlarım. Buna göre bu sayıların OBEB ile OKEK'in toplamının asal bölenleri toplamı soruluyor bize. Öncelikle OBEB'i nasıl buluyorduk? Asal çarpanlarına ayrılmış zaten. Asal olanların kuvvetlerinin küçük olanlarını seçip çarpıyorduk. 2'nin karesini seçtim buradan. 2'nin karesi ve 2'nin küpünden. 3'ün küpü ve 3'ün karesinden 3'ün karesini seçtim. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 1'den mecburen 5'i seçtim. Ve sevgili arkadaşlarım 7 üzeri 1 ve şurada da 7 üzeri 0 var. 7 üzeri 0 yani 1'i seçtik. O halde OBEB için bunları çarpmam gerekiyor. Bakın 4 kere 9 36 çarpı 5'ten 180. OBEB'imiz 180'miş. Şimdi gelin sevgili arkadaşlarım OKEK'i bulalım. Bunun için de büyük olanları seçiyorduk. Bakın 2'nin küpü, 3'ün küpü, 5 ve 7'yi seçeceğim. 5 kere 7 35 yapar. 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü de 8 kere 27'dir arkadaşlarım. 27 kere 8 ise 160 artı 56'dan 216 yapacaktır. 216 ile 35'i çarpacağım. Şu şekilde. Pekala. Aslına bakarsanız bir daha şöyle düşünelim. Tamam, sıkıntı yok. Peki bunu şöyle yapsak daha mantıklı olmaz mı? OBEB'imiz neydi arkadaşlar? 180'di değil mi? 180. Ben bu 180'i 36 çarpı 5 diye yazmıştım. Burası da 216 çarpı 35'ti değil mi? Bak bu OKEK, bu da OBEB. Daha kısa bir şekilde çözebiliriz. Bu şekilde çarpıp da toplamayalım bence. Daha sonra bir de asal çarpanları ayırmayla uğraşacağız çünkü. Bakın 216'nın içerisinde 36 çarpanı var. 35'in içerisinde de 5 çarpanı var. 36 çarpı 5 parantezini alırsam burada 1 kalacaktır. Artı 216'yı 36'ya bölerseniz 6 gelir. 35'i 5'e bölerseniz 7 gelir. Çok güzel. Şimdi 36 çarpı 5 çarpı 6 geldi. 42 artı 1'den 43 geldiğini görüyoruz. Bakın 43 asal çarpanlardan bir tanesi. 36 dediğimiz sayı tamamen 2 ve 3'lerden oluşuyor asallar. Bir de 5 var, bir de 43 var. Hatta şunun da 36'yı da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi biçimde yazalım. Arkadaşlarım dikkat ettiyseniz asallar meydana çıktı. 2, 3, 5 ve 43. İşte bunları toplayacağım. 2, 3, 5'in toplamı 10. 43 daha 53 yapar. Cevabımız D seçeneği olur. Devam ediyorum 10. sorumla. M ve N birer doğal sayı olmak üzere. Bakın şu işaret. M veya N doğal sayılarından herhangi birini bölen pozitif tam sayıların adedi olarak tanımlanmış. M veya N'den herhangi birini bölen pozitif tam sayıların adedi. Bu da yukarı bakıyorsa da ok. M ve N doğal sayılardan her ikisini de bölen pozitif tam sayıların adedi olarak tanımlanıyormuş. Buna göre bu oran kaçtır diye sormuş. Bakın önce aşağı yönlü ok var. 10 ve 20. Hadi okuyalım bunu. Şunlar için okuyoruz. 10 veya 20 doğal sayılarından herhangi birini bölen pozitif tam sayıların adedi. Şimdi herhangi birini bölen pozitif tam sayılar demiş ya. Bakın onu bir düşünelim. 1 böler, 2 böler, tamam mı? Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım 5 böler ve 10 böler. 20'yi ise 1 bölüyor, 2 bölüyor, 4 bölüyor, 5 bölüyor, 10 bölüyor ve 20 bölüyor. Şimdi herhangi birini bölen demiş ya. O halde arkadaşlarım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1'i, 2'yi, 5'i saydım. Onu da saymıştım. O zaman ne olacak burası? 6 olacak. Bölü. Şimdi alttakine bakıyoruz. 10 ve 20 için. Şunu okuyacağız. 10 ve 20 doğal sayılarından her ikisini de bölen pozitif tam sayıların adedi. Her ikisini de bölen kaç tane var? 1, 2, 5 ve 10 var. 4 tane. O halde arkadaşlarım burası da 4 olacak. 6 bölü 4 sorulmuş. 2 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 2 yapar. Cevabım da tabii ki E seçeneği olur. 10. sorum. Ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 11. soruyla. M ve N aralarında asallar. Ekokları 255'miş. O zaman M ile N'nin çarpımı da 255 yapar. Çünkü aralarında asal sayıların ekokları aslında o sayıların çarpımına eşittir. Şimdi şuraya bakalım. Şununla şunu çarptım. M çarpı N artı 45 bölü N eşittir 20 yapacak. M ile N'nin çarpımının sen 255 olduğunu gayet iyi biliyorsun. 255'e 45 eklersen 300 geleceğini de biliyorsun. 300'ü N'ye bölünce de sonuç 20 çıkmış. O zaman bu N kaçtır? Arkadaşlarım 300'ü kaça bölersem 20 gelir diye soruyorum. Tabii ki 15'e. Bize ne sorulmuş? M kaçtır? Dikkat edin ha. Direkt 15'e zıplamayalım. Bakın N 15 ise bize M sorulmuş. Neyle neyi çarparsam ben 255 yapar diye soruyorum. Tabii ki 17 ile 15'i. Demek ki M kaçmış arkadaşlar? 17 imiş.
Evet. 11. sorumuzun cevabına D dedikten sonra ve geçiyoruz son sorumuza. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın B KS'ler tanımlanmış. B ne demekmiş? A ve B sayılarının en büyük ortak tam böleni. K sayısı ne anlama geliyormuş? K ifadesi A ve B sayılarının en küçük ortak tam katı. S de A ve B sayılarının ortak tam bölen sayısı biçimde tanımlanıyor. Şimdi bu ifadenin eşit nedir diye sorulmuş. Dikkat ediyorsunuz. A ve B sayılarının en büyük ortak tam böleni demek EBOB demek zaten. A ve B sayılarının en küçük ortak tam katı EKOK demek zaten. Bu da zaten ortak tam bölen sayısı, onu zaten buluruz kendimiz. Şimdi öncelikle şu ne demekti arkadaşlarım? EKOK demekti. 24 ile 36'nın EKOK'u zaten 72'dir. Şurası ne demek? 6 ile 9'un en küçük ortak tam katı. Bu arada yanlış, özür dilerim. B demek ne demekti? En büyük ortak tam böleni, yani EBOB demekti. 24 ile 36'nın EBOB'u 12'dir arkadaşlarım. 6 ile 9'un en küçük ortak tam katı 6 ile 9'un EKOK'u demektir. Ve 6 ile 9'un EKOK'u da sevgili arkadaşlarım burada 18 olacaktır. 12 ile 18 kaldı elimizde. Dışarıda da ne var? S harfi var. Yani bu ne demek? A ve B sayılarının ortak tam bölen sayısı. Şimdi 12 dediğimiz sayıyı 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 tam bölerken 18'i 1, 2, 3, 6, 9 ve sevgili arkadaşlarım 18 tam bölüyor. Şimdi ortak olanlar hangisi? 1, 2, 3 ve 6. Kaç tane var? 4 tane. Değil mi? Pekala. Yalnız şunu unutmayın. Şıklarda 4 var ama cevap 4 değil. Şunu hemen unutmayın. Bakın ne diyor? Tam bölen sayısı diyor. Pozitiflerden bahsetmiyor yani. Tam bölsün yeter diyor. Yani burada 4 tane biz 1, 2, 3, 6 bulduk ya, o zaman bu sayıları eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 6 da tam bölüyordur. Yani toplamda 4 değil 2 katı kadar, cevap 8 olacaktı. Yani cevap D şıkkıydı sevgili gençler. Evet, 12. sorumuzda çözdüğümüze göre 137. sayfanın sonuna geldik. Sonraki videoda 138 ve 139. sayfalarda OBEP, OKEK 17. testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.